Evet Hadi gülleri hadi bismillahirrahmanirrahim şimdi geldim Osmanlı padişahlarına sıra sıra gideceğim. Osman Gazi, Orhan Gazi, Birinci Murat hepsini tek tek anlatacağım. Bunların içinden de ÖSYM'nin takıntılı olduğu Orhan Gazi'dir. Bak aha mavi tikli padişah Orhan Gazi'ymiş tamam. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Osman Gazi ile başladım bir numara. Ha Osman Gazi'den önce Ertuğrul da var değil mi? Diriliş Ertuğrul mesela izliyoruz ama beylik işte burada başlayacak tamam. Fahruddin diye geçer. Dinin ışığı, ışığı, dinin ışığı. Deneme sınavlarının vazgeçilmez sorusudur. Şimdi Osman Gazi ile biz Söğüt Domaniç uç beyliği olarak çıktık mı sahaya? Çıktık. 1302'de kendi adına hutbe okutup para bastırdı Osman Gazi. Bak Hutbe okutup para bastırmak demek ne demek? Ben bağımsız oldum demek. Yani Osman Gazi o tarihi cümleyi söylemiş. Hadi lan tereyağı sen ayrı devletsin ben neredesin demiş. De kime dedi? Osman Gazi kurulduğu zaman kime bağlı? Çobanoğlu diye bir beyliğe bağlı hiç duymadın bile. Çobanoğlu kime bağlı? Anadolu Selçuklu devletine bağlı. Ula o, o kime bağlı? O da Moğol İlhanlıya bağlı. Bak Moğol İlhanlı aynı şey. Yani otorite zayıflayınca Osmanlı o, an o tak bağımsızlığını ilan etmiş. Zaten o beylikler de mesela bir önceki ders harita gözünün önüne gelsin. Beylikler hep nerede? Batı Anadolu'da. Niye? E doğuda Moğol, Moğol belası var. Abi millet nereye gelmiş? Batıya doğru kaçmış. En uzakta da kim var? Bizans sınırında Osman Gazi var. Tamam. Bir deyin Bizans'la sürekli savaş halindeyiz. Bizans'ın varisi tekfuruyla, imparatoruyla, kızıyla, her şeyiyle şey, savaş halindeyiz. Bizans'tan Yarhisar, Yurthisar, Bilecik, İnegöl, Mudurnu gibi yerler alınmış. Bunları ezberleme. Bunlar tarih öğretmenliği alan. Bize sorulur. Ama sen şunu bil. Osman Gazi zamanında bey neredeyse Merkez orasıdır anlayışı var. Osman Gazi Söğüt de mi? Merkez Söğüt. Domanıç mi? mı? Domanıç. kışlak bakmıyor. Tamam. Mudurnu'ya mı geldi? Mudurnu. bu Şu Yarısan mı geldi? Yarısan. Anlaştık abim. Böyle bilin bunu. Anlaştık. Peki beraberinde 1302 koynisar Bafeon Savaşı. Bu Bizans'ta yapılan ilk savaş. Artık şuna takılmayın ya. Bizans mı? Bizans tek fırın Sonuç Bizans aynısı. Hatta ben size burada daha ayrıntısını yiyeyim. Halil Nalcı'nın Osmanlı Kuruluş Makalesi var. Orada diyor ki Bundan daha önce var bir savaş. Ermeni Beli Savaşı var. 1280 küsür yılında. Odur diyor mesela. Ama meb kitaplarında geçmez. Meb kitapları neyi veriyor? Koyun veriyor. Bak burası değişir abi. Osmanlı'nın biz kuruluşunu 2018 yılına kadar 1299 yılında tuttuk. Ben lisede, üniversitede öyle gördük. Sonra yüksek lisanslıyken 1302 tezi dolaşıyordu. Şimdi 2018'de ne oldu? 1302 oldu. Yani ezberleme bunları. Şu muydu bu muydu falan. Takılma bunlara da. Değişir bilgiler. Tamam bil. Beraberinde Bizans Ek Savaş bitti. Koyun Bafeyon Ahilerin desteğini aldık. Kızı aldık. Bitti. Artık parasal sorunlar çözüldü. Bitti gitti. Beraberinde Baç vergisi Osmanlı'nın ilk ölfi vergisidir. Osman Gazi bazar dolaşırken biri çıkıp geliyor diyor ki niye diyor işte işgaliye vergisi almıyorsun diye. Alalım mı alalım mı lan alınmaz Alalım alalım mı? Alın, 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 alın gitsin diyor. Bitti gitti. Bu kadar ilk vergi. Bakır para mangır denilen bir de ne bastırdı? Bakırdan para bastırdı. Yorumla. Bakır, mangır, fakır. Fakir, fakir lan fakiriz. Fakiriz. Sonra Orhan Gazi gümüş sikkeler döktürecek. Bak yorumla. Bak bitik anlanıyor. Sonra Fatih altın paralar yaptırdı. Ne? Süper zenginiz. Devletin bastırdığı paranın madeni o devletin ekonomik gücüsünü de gösterir. Bir, beraberinde ilk Osmanlı kadısı Karamanlı Dursun Fakir. Ha bu önemli. Osman Gazi adına hutbeyi kim okumuş? Karamanlı Dursun Fakir okumuş. Bitti. Beraberinde tarih öğretmeni meslektaşlarım için Turgut Alp, Konur Alp, Hasan Alp, Akça Koca gibi Osman Gazi'nin yoldaşları vardır. Onlar nöker diye geçer. Yoldaş demek. Osman Gazi'nin yoldaşları. Bak genel kültür olsun bil. Beraberinde Pakimires. Biz Osman Gazi'yi anlatıyoruz. Bakma Kuruluş Osmanlı'da Burak Özçivit oynadığını. Tamam. Pakimires. Bizans tarihçi Osman Gazi'den Çoban Osman diye bahsediyor. Yok Osmanlı küçük abim 200 çadırlık bir aşiret. Sonra birden büyüyor gidiyor. Tekinci Murat devrinde başlıyor tarih araştırmaları işi. Osmanlı bile anlamamış yani nasıl birden böyle yürüyüp gittiğini. Anladın? Mı? Bil. Pakimires. Bizans'tan şeyden Osman Gazi'den bahseden ilk tarihçi. Pakimires. Bir de burada ay yıldızlı bir şey var. Dirlik uygulaması görüldü. 2016 YGS sorusunda ÖSYM e bir paragraf verdi. Dedi ki, anlattı böyle. Dedi. Osman Gazi zamanında şura 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 alındı. Bu bu alındı. Şu şu oldu, bu bu oldu. Şunları yazdı. Tamam mı? Sonra toprakları fethettiği toprakları Osman Gazi, Turgut Alp, Kolordu'ya paslayıp Akçakoca'ya kılıç hakkı olarak verdi. Dedi. Bak, Osman Gazi'de var kılıç hakkı. İlerleyen süreçte uygulanmayacak. Buna göre hangisine ulaşılır, ulaşılmaz diye soru sordu. Yorumlarda Şunu kabul etti. Tamam, kamera Bayram Burada mı? Yorumlarda şunu kabul etti. Dirlik uygulaması görüldüğü kabul etti. Şimdi soru şu. Tımar kimin devrinde başladı? Osman Gazi mi? Orhan Gazi mi? Birinci Murat mı? Buyur buradan yak. Her kitapta farklı yazar. Bunun cevabı yok. O yüzden odur, budur, şudur, şudur demeyin. Sorunun gelişine göre yorumlayın. Biz hiçbirimiz bak öyle otorite değiliz. Bu budur, bu budur, bu, bu şudur, bu böyle bir Böyle bir şey yok abim. Tamam Sorunun gelişine göre cevaplarınızın değişebildiğini bilin. Tamam ben haddini çapını bilen bir tarihçiyim. Tamam al. Dili uygulaması görüldü diyor. YGS sorusuna sordu. Aç bak. 2016 YGS. Aç bak soruyu. Tamam. Peki beraberinde Çobanoğlu'na vergi demiş Ve Osman Gazi zamanında bir şey yok lan. Osman Gazi zamanında aşiretten beyliğe geçtik. Şimdi ben anlatmazsam. Köse Mihail Müslüman oldu. Şu oldu bu oldu. Şunun kızını aldık. Bunu sevdik. Falan. Dizi izle işte. iki bölümümüz yeter sana. Tamam. Ama Osman Gazi'de aşiretten beyliğe birkaç önemli yer. Koyun Tamam. Şu baç vergisi bakır mangır. Bunlar gelirse gelir karşına. Beraberinde asıl işler kimle başlıyor? Orhan Gazi ile beraber başlıyor. Tamam. Orhan Gazi zamanında alınamayan Bursa alındı. Başkent oldu. Bak Osmanlı'nın ilk öyle sağlam başkenti neresi? Bursa. Bursa diğer yarısal, yarısal, becik değil. Abem Bursa nasıl günümüzde İpek böcekçiliğini bilmem neyin böyle merkezi ise o dönemde öyle. Güçlü bir ticaret şehriydi. Bir kaleydi. Sağlam bir yerdi. Alındı. Merkez oldu. Bak Bursa'yı kimden aldık? Bizans'tan aldık. Peki Bursa'nın fethi ATSB'ye mi girer? ASB'ye mi girer? Neye girer? Bayram? ASB'ye ASB girer. Anadolu siyasi birliğine girer. Niye? Çünkü ben Bizans'ı özür dilerim Bursa'yı Türk'ten almadım. Kimden aldım? Bizans'tan aldım. Bak, ayrıntıya düşme ön lisans sınavında sordu. Ha Orhan Gazi mavi tikli tamam mı? Twitter'da mavi tikli, Osmanlı Instagram'da mavi tikli Osmanlı padişahı. İlk o. Şimdi burada bileceğim olay şu. ÖSYM seviyor. Bununla da bir alakalı bileceğiniz 3 şey var. Bak, 3 şey var. Üçünü de Milli Savunma Üniversitesi. Tamam mı? Ön lisans sınavı, KPSS lisans sınavı. Bunların hepsinde sordu. Dedi ki Maltepe Palekanon Savaşı olmuştur. Karesi oğulları alınmıştır. Çimpe Kalesi alınmıştır. Verilen padişah kim kimdir diye sordu. Orhan Gazi. 2022 lisans sorusu. 2021 Milli Savunma Üniversitesi sınav sorusu. 2020 ön lisans sorusu. Bak genel yapıyı bil. Bir tanesini bilsen sana yetiyor. O kadar her şeyini ezberleyeceğiz diye uğraşmayın. Genel yapıyı bil gitsin. Şimdi bak bir numarası ay yıldızı çaktım. Maltepe Palekanon Savaşı ile sardık mı Bizans'a? bildiğimiz kadar Bizans'a. Arkaya bakmıyorum. Kardeş kanı dökmüyorum. Zaten arkaya da gücüm yetmez. bildiğimi kahpe Bizans'a sarmışım. Maltepe, Palekanon denilen bir savaşla Bizans'ın Anadolu bağlantısını kestik. Kocaeli Yarımadası'nın fettini tamamladık. İznik İzmit alındı. Bizans'ı komple Avrupa yakasına attık. Bak bu önemli. Bir. Sonra ikide iki. De iki. Karesi oğulları denilen bir beylik alındı. Bununla alakalı da mep kitapları akademik kaynaklarda bir sürü bilgi var. Kimine göre veraset şeyle geldi, kimine göre mirasla geldi, kimine kız aldık verdi, kimi kendi katıldı, kimi karesi oğlu umuru öldü yerine geçecek kimse yok varsa olmayınca bize. Ya önemli değil. Ben Hatice'ye değil neticeye bakarım. Sonuçta netmişiz. Almış mıyız? Ha Osmanlı'nın aldığı ilk beylik kim? Karesi oğulları. Tamam. Yani Anadolu Türk siyasi birliği yolunda Osmanlı'nın aldığı ilk beylik Balıkesir Çanakkale civarındaki Karesi oğullarıymış. Osmanlı'nın ilk beyliği. Osmanlı'dan ayrılmayan beyliktir bu. Osmanlı ile şey Karesi oğlu birleşti. Neyi kurdular? Osman kuruldu. Bak abim Osmanlı savaşçı. Osman Gazi kılıç eli Çeker kılıcı keser kafayı anlaşmayı imzalar. Ama şimdi biz karesi oğullarını almakla beleş bir neye konduk? Bismillah. Beleş bir donanmaya konduk. Al artık donanman var. Gemi işleri başlıyor. Beleş bir ümeraya konduk. Ümera ne lan? Emir veren, devlet adamı, bürokrata konduk. Bazı işler vardır. Savaşarak çözülür. Bazı işler için fesat, için, için, için. Bazı işler bürokrasiyle masa başında çözülür değil mi? İşte Osmanlı devlet adamları geldi. Hacı İlbey, Evrenos Gaziler falan bunlar önemli aileler. Kuruluş zamanında onları ayrıca söyleyivereceğim. Ön lisans sınavında sordu. Orayı da kuruluş en önemli aile hangisidir diye mesela söyleyeceğim. Akıncı aileleri falan bahsedeceğim size tamam. A. Bürokratlara kavuştu. Beleş Ümera, Beleş Donanma geldi. Ve benden ayrılmayan tek beylik. İlk belik diye, Tek bir demeyeyim. Eşrefoğulları da ayrılmadı mesela. Karesoğulları var. Beraberinde Çimpe Kalesi. Allah'ım 57 bin kere sordu. Çimpe Kalesi. Şu. Fetihten 100 yıl önce. 1353'te alıyoruz burayı. Kante Kuzen denilen bir zibidi var. Kante Kuzen zibidisi Bizans'a imparator olmak istiyor. Bunun üstüne Orhan Gazi'den yardım istiyor. Hemen Twitter'dan, Instagram'dan diyem atmış. Demiş ki Orhan'cım. Demiş ne olur bana yardım eder misin? Ben Bizans'ı importör olmak istiyorum ben ne olur yardım eder misin? Demiş tamam şimdi bak en büyük düşmanım Bizans'a yardım eder miyim etmez miyim? Gel bakayım ne dersin? Hı? Etmem dedin değil mi? Puallat yazan var vermeye senin? Edilir müdara diye bir politikadan bahsettim sana neydi o? Dost gözükmeyiz. Düşünsene Kantakuzen Osmanlı'nın yardımıyla Bizans'a imparator olsa sanki Bizans İmparatorluğu Osmanlı'nın Küçük Osmanlı'nın himayesine girmiş gibi bir durum olur mu sana bir vefa minnet borcu oluşur mu oluşur Aha Kanta Kuzen'in yanına bizimki Süleyman Paşa'yı gönderiyor, oğlanı gönderiyor, 300-400 kadar süvari, atlı asker gönderiyor. 300-400 tane atlı asker Kanta Kuzen'in Bizans'a imparator yapmayı başarıyor. İşte Bizans'ın işi bitik, abem içeriye giremiyoruz. İçeriye girsek öttüreceğiz de o surları geçemiyoruz işte. Bizans'ın o işler acısı durumu Osmanlı'yı, Bizans'ı fetih eder, teşvik eder mi? eder. Bazı akademik kaynaklarda mesela ilk Osmanlı kuşatması Orhan Gazi diye geçer. Mep kitapları farklı anlatıyor. Geleceğim biraz sonra değineceğim ona da mesela. Tamam. A. Kante kuzeni Bizans imparator yaptık. Osmanlı'nın sayesinde. Bunun üzerine bu da bunun altında kalmadı. Kaldırdı. Çimpe kalesini bana verdi. Çimpe galesi. Hayırlı uğurlu olsun benim Rumeli'deki ilk toprağımdır. Osmanlı Anadolu bitti. Ne yanına geçtik? Avrupa'ya geçtik. Soru, Şampiyonlar Ligi'nde ilk ön grubuna giden padişah kimmiş? Mavi tikli Orhan Gazi'ymiş. Anladın? Avrupa'ya geçtik. Balkanlar Avrupa kıtasına o tarafa geçtik. Al ve burası Avrupa'daki fetihlerde askeri üst olarak kullanılacak mı? Kullanılacak. 2022 lisans, 2021 Milli Samp Üniversitesi, 2020 ön lisans sorusu. Baltepe Savaşı'yla ile Bizans Anadolu bağlantısı kesildi. Karesi oğulları alındı. Çimpe Kalesi Kantakuzen'e yardım edilince Rumeli'deki ilk toprağımıza kavuştuk. Dönemi özelliği verilen padişah kim diye sordular. Kimmiş? Orhan Gazi'ymiş. Dışına taşırmadan işaretleyeceksin. ÖSYM'nin sevdiği padişahlardan biridir. Orhan Gazi. Burası tamam mı? Tamam. Ve Rumeli'ye geçtikten sonra da 3 koldan Rumeli fetihlerine başlayacağız. Gelibolu Fatih, Süleyman Paşa'dır mesela. Tamam al Bak bunlar ayrıntı bilgi. Sen ayrıntı iste. Ben seni boğarım ayrıntıya. Gerek yok. Yaprak teste gelecek karşına. Ama Orhan Gazi'de bak. Maltepe, Karasioğlu, Çimpe, Kanta Bu üçünü bil, Orhan Gazi olduğunu bil. Bu dönem kurumsallaşmadı. Şimdi padişahları bir Fethi Metih ne yaptı? Bir Dalet Teşkilatı'nda ne yaptı? Bir Batı'da ne yaptı falan böyle i̇şte diyeceğim. Kurumsallaşma. Bu dönem beylikten devlete geçiyoruz. Bak Osman Gazi ile Aşiretten neye geçtik? Beyliğe geçtik. Orhan'la beylikten devlete, Murat'la da devletten neye geçeceğiz? İmparatorluğa geçeceğiz. Anlaştık. Bak nokta atışı bilgiler sana. Burada ilklerin alayı. Diyorum ya sana ilk mavi tikli Osmanlı padişahı diye. ilklerin alayı da genelde kimde? Orhan Gazi'de. İlk divan teşkilatı kimle kuruldu? Osman Gazi, Orhan Gazi ile kuruldu bak divan. Niye? Artık sınırların genişliyor. Artık neye ihtiyacın var? Kuruma ihtiyacın var. İlk Sultan ünvanını kullandı. Bak ilk Sultan ünvanı. Biz önceden Birinci Murat derdik. Sonra yeni bir vakfiye bulundu. Sultan Orhan diye ilk Sultan ünvanını kullanmış. İlk vezir oğlu Alaaddin'i vezir diye atadı. Düzenli ordu yaya ve müsellem adıyla düzenli bir ordu kurdu. Yaya'yı bildim ya, ya yürü. Yürü piyade. Müsellem ne? Atlı asker. Bak Osman Gazi'de ordu mu var? Yok ki. Kayınpeder şey edebali, şey edebali. Cihat lan diyordu. Ahiyanurum, Gaziyanurum, Bacıyanurum, Aptalanurum, ne bilen ne Toplanıp girdi değil mi? Şimdi düzenli bir ordu oluşturuldu. Saray yapıldı Bursa'da. Bak Osman Gazi çadırda etip bakıyordu. Orhancığım saray Hmm, residence daireye, kral dairesine yumuşak geçiş yapıldı. Cami, Hacı Özbek Camii yaptırıldı. Vakıf teşkilatı, bak temeller atılıyor. Beraberinde medrese, İznik'te bir medrese yapıldı ama bu medrese hangisi o da bilinmez. İznik Orhaniyesi mi, Süleyman Paşa Medresesi mi falan gerek yok. İznik'te bir ne yapılmış? Medrese yapılmış ve ilk de profesör atandı. Kimdi o? Kimdi lan Bayram? Davudi Kayseri. Bildiniz mi? İlk müdahale sataması yapıldı. Sikke. Hoppa. Gümüş para bastırıldı. Bakır'dan nereye transfer oldum? Gümüşe. Bak derletin biti. kanlanıyor. Beraberinde tersane. Karamürsel'de bir ne yaptık? Tersane yaptık. Osmanlı neye kavuştu? donanmaya kavuştu. Karamürsel Paşa donanmamızın başına geçecek. Bunlar var. Ve hatta bir tane daha siz seversiniz romantik aşk hikayelerini. Hani Osmanlı padişahları Türk kızlarıyla evlenmiyor ya. Aha. Osman'ın hatun Türk. Mal hatun, malun hatun. Üstü Bildiğiniz değil mi? Orhan'ın hanım. N -n 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 -n. Bizans var ya, kız var ya. Ursalı. Holoforya yengeniz. Tamam mı? Holoforya yengeyi alıyor, onu Müslüman ediyor. Adı neye dönüyor? Nilüfer bildin mi Bursa Nilüfer ilçesi bak ondan geliyor al ilk bu Haseki dediğiniz işte yabancı kız evlilikleri başlıyor bak mavi tikler kimde Orhan'da ve gene MEP kitabında olan bir bilgiyi bu Abbasi seyyahı var ya İbni Batuta ona göre Türkmen hükümdarların en yücesi kimdir Orhan Gazi'ymiş. Bir sorsun hepimiz şişerdik valla. Tamam. Soru İbni Batuta'ya göre Türkmen hükümdarların en yücesi hangisidir? Şıklara bak. Osman Gazi, Orhan Gazi, Yıldırım Beyazıt, Fatih Sultan Mehmet, Kanuni Sultan Süleyman, Yavuz Sultan Selim Han. Atış serbest. Atma. Türkmen hükümdarların en yücesi İbni Batuta'ya göre Orhan Gazi'ymiş. Anladın? Aha. Bir, iki, Devlet sağlam temeller üzerine geliyor. Şimdi Tamam. Cuk diye <laughs> oturacak. Kimden? Üçüncü Sultanım. Kimden? Birinci Muratlan. Osman Gazi, Orhan Gazi, Birinci Murat. Hüdavendigar. Allah'ın armağanı. Tamam. Ahi kılıcı kuşanmıştır o. Hani bu gelenek var ya. Bu işte Culus dediğimiz olayla tahta çıkıyor ya. Hani taç giydiriyor. Ahi dedesi buna kılıcını kuşandırmış. Ahi kılıcı kuşanmış. Bak ne ka güzel. Beraberinde yeter ki zor sormak istesin. Yemin ediyorum hiçbirinize kalem dahi oynattırmaz. 37 yıl başta kalıp yaptığı 37 savaşın tamamını kazanan padişah kim diye sorsa şıklara bak Fatih, Yavuz, Kanuni, Osman, Orhan dedi mi kafa gider. Atlarsınız Yavuz'a Kanuni'ye atlama. 37 yıl tahta kalıyor. Yaptığı 37 savaşın tamamını da kazanıyor 1. Murat. Mep böyle anlatıyor. Yeter ki zor sormak istesin. Vallahi hiçbirinize kalem oynattırmaz. Hiç duymadığınız şeylerden bahsediyorum. Tamam ama bunu hatta notta yazabilirsiniz oraya. Ahilerin gelinden kılıç kuşandı diye bilin. Başa geçerken ahil liderlerini kullanmış. Şimdi ben 1. Murat Hüdavendigar'ı 3 başlıkta inceleyeceğim. Batı'da ne yaptı? Anadolu'da ne yaptı? Devlet teşkilatında ne yaptı? Artık bu dönem aşiretlik, beylik olduk Osman'la. Beyliktik devlet olduk Orhan'la. Devlettik. Devlet Ali Yülala. İmparatorluk olduk kimle? Birinci Murat'la beraber. Batı'da 5 önemli olay var. İlki Sazlıdere Savaşı. Bu dönem yatıp bakıp kimle savaşıyorum ben? Kahpe Bizans'la. Kahpe Bizans'la Sazlıdere Savaşı'nı yaptık. Ve Bizans'ın Edirne alındı bu savaşta. Bizans'ın nereyle bağlantısı kesildi? Bizans'ın Balkanlarla bağlantısı kesildi. İşte klasik klişe bir AYT. Eski adıyla LYS, yeni adıyla AYT sorusu. A. Bizans'ın kahpe Bizans'ın Anadolu bağlantısı neyle kesildi? Balkan bağlantısı neyle kesildi? Klasik klişe sorulardır. Tamam? Şöyle. Anadolu bağlantısı Maltepe Palekanon'la Orhan kesti. Tamam? Balkan bağlantısını da sazlıdere. Yani Edirne'nin alınmasıyla birinci Murat kesti. Yani Bizans'ın Bizans'ın tamam? Anadolu'yla bağı kopmuş, Balkanlarla bağı kopmuş. Ortada sap gibi kim kaldı? Bizans kaldı. Yani o tarafı bizde, bu tarafı bizde, ortada sap gibi kim var? Bizans var. Ee, Bizans sonunun geldiğini anlıyor. İşte Bozaldere Savaşı'yla Edirne alındı. Eski mep kitapları burada derdi ki Edirne alındı, başkent oldu der. Yeni mep kitabı diyor ki Sırp Sındığından sonra oldu diyor. Ben çok takılmam bunlara. Sonraki kitapta gene değişir. Çok önemli değil. Tamam ama şunu bil. Bursa'dan sonra başkent neresi oldu? Edirne. Sonra neresi olacak? İstanbul. Bitti. Beni ilgilendiren budur. Anlaştık. Şimdi asıl önemli yere geldik. Gene 2022 KPS Lisan sınavında sordu. Sırp sındı savaşına geldik. Değil mi? Şimdi biz Bizans'ın Balkanlarla Anadolu'yla bağlantısını kesince Bizans ortada sap gibi kalınca Bizans Avrupa'ya ağlamaya başladı. Avrupa Avrupa duy sesimizi işte bu Osman'ın ayak sesi papacım papacım kamon kurtar bizi yoksa birinci Murat anladın sen bizi diye ağlama başladı. Avrupa, Avrupa, Europan, ya European Union. Ağzınızı ayırmayın. Bana bakın. Türkler geliyor, Türkler. Ben sen Malazgirt'te dedim ki bugün bana girdiler, yarın benden çıkıp size gelecekler. Koşun, gelin, yetişin dedi. Bunun üstüne Türkleri Balkanlardan atmak üzere hayırlı uğurlu olsun. Yeniden ne zihniyeti doğdu? Haçlı zihniyeti doğdu. İki kere ayete sınavında sordu. Mesela kardeşler size sordu. Sırp sındığı savaşının önemi nedir? Cevap Osmanlı'nın ilk karşı savaşı. Soru Osmanlı ilk karşı savaşı hangisidir? Cevap Sırp sındığı. Anladın mı? Bak nokta atışı ya nokta atışı bilinecek diyorsak aha yıldızı çaktım. Bilinecek diyorsak bileceksin kardeş. Al küçük küçük yaz yapıştır sağa sola. Tamam Instagramında paylaş. Kurban oldum ne edersen et. Yani ve Sırp sındığı. Anlatmazsam çatlarım bunu. Vallahi niye Sırp sındığı deniliyor biliyor musunuz? Bu savaşta abi Haçlı ordusu. Yani Bizans'ın yanında Sırp, Benedik, Nevlenler ne ararsan hepsi var. Tamam mı? Haçlı ordusunun en önünde kimler var? Sırplar var. Sırplar yapı itibariyle böyle böyle kavgacı, saldırgan böylelerdir. Tamam mı? Haçlı ordusunun en önünde bunlar var. Kimmiş lan Osman? Yemişim lan Osman'ı. Yemişim lan Osman'ı. Kim lan Osman? Öttürürüm lan Osman'ı diye. En önde bunlar var. Tamam En arkada Haçlı ordusunun kim var? Bizanslar var. Bizans biliyor Osmanlı ne olduğunu. Sırplar bizi hiç görmedilerdi. Savaş başladığında Sırplar bize doğru koşturuyor. Tamam. Bizans askeri ters istikamette kaçıyor. O başına geleceği biliyor. Tamam. Tam sen koştur koştur. Sırplar böyle koştur 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 geldiler. Lan Sırplar böyle bizimkinler böyle. Tamam mı? Bizimki vurduğu sırpı oturtmuş. Vurduğunu oturtmuş. Vurduğunu indirmiş. İşte sırpın sındığı, sırpın sindiği, sırpın tırstığı, sırpın altına kaçırdığı yer manasında bu savaşa ne denmiş? Sırp sındığı denmiş diye anlattım ben. De böyle değil ama bu. Bu böyle değil. Sındığı Arapça ne demek? Kesmek demek. Sırpın içinden geçmişsiniz. Bir savaş daha var. Onu da sordu ÖSYM. Rum sındığı diye. Bildin mi Rum sındığını? Bildin mi? Büyük taarruz. Mustafa Kemal de ne diyor? Boncuk gözlüm. Yunan denize döktü ki karpuz kabuğu gibi. E, ee, ona Rum sındığı diyor bak ÖSYM sordu. Tamam. Şimdi Sırp sındığı unutman mümkün değil. Imposible. Tamam. Sırp sındığı savaşı Osmanlı'nın ilk haçlı savaşıdır. Öttürmüşüz. Artık Osmancık Osman oluyor. Bizans'ı öttürmüş. Haçlı'yı öttürmüş. İyi gidiyoruz mu? İyi gidiyoruz. Dur. Soru. Osmanlı Sırp Sındığı'nda Haçlıların içinden geçerken arkadan gelip buran kimdir? Kim? Karaman oğlu. Bak çıkan sorular böyle. Kurban oldum. böyle anlattılar da biz mi yapamadık desene. Al. Beraberinde. Hacı İlbey'i anlatmazsam çatlarım bunu. Bayram bak bakayım lan Hacı İlbey'in doğum tarihi ölüm tarihini. Yaz hemen Google'a. Hacı İlbey'ini de tamam. Önceki video çekimlerimde dedim ki ödev veriyorum size. Osmanlı kuruluş devrinin alayında var Hacı İlbey. haç savaşlarının tamamında var benim bildiğim. Tamam. 110 yaşında mı? Ne ölüyor galiba? 100 yaşının üstünde e, vefat ediyor. Hacı İlbey'i Sırp Sındığı Kahramanı diye geçer. Bilin ödev veriyorum. Araştırın gidin. 2022 KPSS lisans sınavı. Hacı İlbey'i hangi savaşın kahramanı diye sorsun. Yani. Abim de izliyor bizim hikayeleri. Bak vallahi bak. Tamam Buradan bilin. Kıymetli kardeşler. Sırp Sındığı savaşçısı hacil İlbi. Bak bakayım bir lan doğum tarihi, ölüm tarihi yazıyor mu Bayram? Yazmıyor hocam. Yok mu lan? Ölüm tarihi bize yenilenme diyor. Doğum tarihi yok. Ölüm tarihi 1363 hocam. 1363. Nereye kadar geliyor? Şuralara kadar geliyor. Hı hı. Kosova'da yok o zaman. Aradakilerde. E ee yok lan. savaş Savaşlarının. 1300 karşısında 63. E Sırp Sındığı'ndan sonra Fatih Bey Sırp Sındığı. 1364 de. Öyle. Yok lan yanlış baktın ya. Öyle yazıyor hocam da e, net bilgi yok zaten. Sonra işareti de koyuyorlar yanına belli olmadığı için. Hadi İlbey. Sırpsındığı kahramandır. Bitti gitti. Sınavda da sordu ÖSYM. E. Tamam. Sonra aha Çirmen Savaşı. ikinci savaş. Tövbe tövbe. Üçüncü savaş. Çirmen dediğiniz olay. Ne bu? Bu ikinci Sırpsındığı diye geçer. İkinci Sırpsındığı. Sırplar intikam alacağız diye saldırıya geçtiler. Sonuç? Yine hüsran. Aa, adamların yine içinden geçmişiz vallahi. Yani iki sırp sındı diye geçiyor. Ama bazı kaynaklar tarih öğretmenleri kardeşlerim sizin için geliyorum. Bu savaşa bazı kaynaklar haçlı diyor. Bazı kaynaklar değil diyor. Sıkıntılı. Birkaç birlikten gelmişler ama yani Sırplar var. Yanlarında birkaç ulah ulah bir şeyler de var ellam. Haçlı mı değil mi? Map kitabı bir ara Haçlı diye aldı. Sonra Haçlı diye geçmiyor. Bak bilinmez sorusu gelir mi karşına böyle gelmez çirmen harçlı mı değil mi diye gelmez tamam mı o yüzden takılma tamam ploşnik ben kesinlikle bunu kabul etmiyorum Balkanlardaki ilk yenilgi ilk bozgun diye geçiyor ne ilgisi lan? Bunun adı bir bozgundur, kahpeliktir. Başka bir şey değildir. Ben de oradaydım. Nasıl olay? Bizimkinler plöşlük denilen bir yerde, ileri karakolda tamam mı? Abim Sırp sındığıyla adamların içinden geçmişiz. sazdır ile bağı bu bilmem ne her şeyi kesmişiz. Gayet rahat, iyiyiz tamam mı? Bizimkinler vurup kafayı yatıyor. Gecenin ilerleyen saatlerinde 50 kişi Sırp işte. Tamam mı? Bunlar hep yaptıkları kahpelik. Ermeydan'da çıksa ya karşıma benim. Çıktı da gördü gününü nereye ısındığını ne bilemedi. E, ee, al gece geliyor bunlar bizim askerlerimiz uyurken kılıçlar evine tam hı, 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 kaç 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 Allah 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 kaç diyor. İşte bunu ilk yenilgi diye veriyor. Lan kardeş bu kahpeliktir lan bu baskın bu bozgun. Yani gelmiş benim karakolum basmış benim askerlerimi şehit etmiş gitmiş. Ama Sırplar bunu bir anlatıyor bir anlatıyor. Hiii! diyor. Geçen diyor plönüşlükte bir de getirdik diyor, diyor. Beş bin Osmanlı diyor. 5000 Osmanlı sipahisini kestik diyor. O ona giderken beş bin, bin oluyor. 50000 bin, yüz bin oluyor. Yüz bin, iki yüz bin oluyor. Papa'nın kulağına geldiklerinde papacım papacım duydun mu? Plönüşlükte Sırplar iki yüz elli bin Osmanlı askerini kesip doğramış diyor. Ne? Iki yüz elli bin mi? Ola Osmanlı'da asker kalmamıştır o zaman. Deyip papa gaza geliyor. Bir de daha ne oluşturuyor? Haçlı, birliği oluşturuyor. Bak yalanın dik alası işte. Bir daha haçlı oldular, toparlandılar, geldiler. Sonuç yine hüsran. Birinci Kosova'da Osmanlı ilk kez neyi de kullandı? Bazı kaynaklara göre topu ve kapı kolu yani. Ama bu toplar günümüz topları gibi zararsız. Ses var, görüntü var, bir numara yok. Öyle değil lan. Yani işte yani ses korkutma amaçlı. Ve kapı kolu Yeniçeriler ilk kez bu savaşta hizmet ediyor. Tamam yani genel kültür olsun ama bu savaşın bir özelliği daha var. Savaş bittiğinde tamam mı? harçlılar buyruklarını kıstırıp kaçtıklarında ikinci kez tamam. Birinci Murat Lala Timurtaş Paşa ile beraber geziyor. Savaş meydanında tamam mı? Birinci Murat bakıyor ki yerde gençler 13-14 yaşında çocukla gençler yatıyor tamam mı? Lala diyor bunlar neden burada yatıyor diyor. Timur Taşbaş'a cevabı yapıştırıyor. Hünkârım sizi tanıyor olsalardı orada yatıyor olmazlardı diyor. Bak Osman'ın gücünü anla yani. Tanımıyorlar ki işte Sırp salakları gibi çıkmış gelmişler karşınıza diyor. Yani hocam Sayın Sultanım diyor. Bilselerdi karşınıza çıkmazlardı diyor. Tamam öyle gezelerken MEP kitabı anlatıyor. Birinci Murat burada şehit düşüyor ya. Osmanlı tarihinde Er Meydanı'nda şehit düşen tek padişah kimdir? Birinci Murat'tır. Savaş meydana gezerken ama MEP kitabında iki hikayeden bahsediyor. Abim şunu anlayın. Osmanlı o dönem akıl edip de şunları yazmamış ki. Biz bunları kimden öğreniyoruz gene? Gene Bizans'tan öğreniyoruz. Gene Sırp'tan, Yunan'dan, Arnavut'tan oradan buradan öğreniyoruz. Onlar da işine geleni yazmış, işine gelmeyeni yazmamış. Ya kurban olduğum benim padişahım Birinci Murad'ın nasıl öldüğünü ben tam olarak bilmiyorum. Mep kitabında iki hikaye var. Hikayenin biri şu. Biri şu. 1. Murat Er Meydanı'nda, savaş meydanında gezerken bu Sırp kralı Razor mu? Razor mu? Ne Onun torunu Miloş Obiliç yatmış yerde öldür taklidi yapıyor. Bu ne? Öldür taklidi. Tam birinci Murat geçerken yandan geçerken elindeki kırık hançeri alıyor, 1. Murat'ın böğrüne saplıyor, çeviriyor, çekiyor. Bak, çek, çevir. İç kanama kesin öldüm. Bir bu şey rivayet, ikinci rivayette şu. Savaş bittikten sonra bir çadır kuruluyor. Birinci Murat tebrikleri, bağlılıkları kabul ediyor. Tamam Birinci Murat tahtında otururken gene bu Sırp kralı işte Razor mudur, Razor mudu, onun torunu Miloş Obiliç geliyor. Elinde hediyelerle beraber Sultanım iyi ki çok güzel yendiğiniz, vallahi çok güzel hallettiğiniz, biz zaferim size, teşekkür ediyorum deyip hediyeleri uzattıktan sonra şuradan çektiği hançerle Birinci Murat'ı böğründen işte hançerleyip çekip çeviriyor işte orada şey diyor. Ya biz bilmiyoruz. Padişahımızın nasıl şehit düştüğünü. Yok net bilgiler, ıvırlar zıvırlar yok. Yarın bir gün yeni bir arkeolojik kazı, yeni bir şey çıkar. Bu, bu Avrupalılar bir kitap çıkarır. Birkaç bilgi daha eklenir ya da birkaç bilgi değişir. Osmanlı aklına gelip de bunları yazmamış. Yok işte savaş ehliyiz biz. Biz tarihler, tar işte tarihi Türkler yazar diyoruz ya. Hakikaten yazmışız. Biz yapmışız ama yazmamışız abim. Başkaları yazmış. Onlar da işine geldiği gibi yazmış. Bilin ve Miloş Obilic. Bu adamın adını bilin. Tamam. Bak sen diyeceksin ki hoca çok gaz veriyorsun falan falan. Abi birkaç yıl oldu. Birkaç yıl dedim bayağı oldu lan. Şu şeyin tane baksanız abi. Yeni Zelanda'da mı? Nerede? Bir tane ee, fanatik birisi böyle asker kıyafetleri giydi. Kafasına şeyi kurdu. Kamerayı kurdu tamam mı? Camiye girdi. Müslümanları katlettiydi. Hatırladınız mı o olayı? Yeni Zelanda'da mı? Nerede? Bir yerde. Nerede olduydu? O taraflarda bir yerde olduydu. Tamam Orada. İki oğuz değil mi? Cam, evet. Ha, kaç ordu, 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 kişi şehit oldu orada o 51 kişi şehit edildi. üzerine sıkıldı değil mi? Evet. Ateş ettiği silahın üzerinde Miloş Obiliç yazıyordu. <laughs> Bildin mi? Miloş Obiliç yazıyordu. 1683 tarihi vardı. 1683 ikinci Viyana bozgunu. Biz o saatten sonra geriye çekiliyoruz. Taneraya e kadar Sakarya Savaşı 1921'e kadar geriye çekiliyorsun. Sen bilmiyorsun. O adam var unutmuyor. Ve sana bir de anekdot anlatmazsam çatlarım bunu. Burada Sırplar 1389'da bizim hegemonyamıza girdiler. 500 sene altımızda yaşadılar. 500 sene. Biz bunlara zulmetmedik. Biz bunlara şey yapmadık. İsteseydik bir tane Sırp kalır mıydı? Komple asrı neler geçerdik değil mi? Yok işte. Anladın? 500 sene sonra. 1700, e, töbe, 1877 78 90 çarı var ya. Oradan sonra imzalanan Berlin anlaşmasıyla Sırplar bağımsızlığını kazandı. Sırbistan, Karadağ, Romanya. Sırplar 1878'de bağımsızlığını kazandı. 500 sene sonra yaptıkları ilk işi söylüyorum size. Birinci muradımızı şehit eden Miloş Obel heykelini diktiler. Abi o adamlar unutmuyor. Tamam mı? Onlar biliyor. Sen 1871'de bir girdin buraya hala buradasın. İngiliz Başbakanı Lloyd George diyor. Türkler Anadolu'ya girmiş bir asalaktır diyor. Yaşamayı nefes almaya hak etmeyen bir şeydir diyor. Hala gözlerinde de öyle. Seni buradan atmaya uğraşıyorlar. Uyanık olacaksın. Bil. Miloş obeliç Bilinsin bu adam. Tamam. Ve beraberinde bak Bizans'ın Anadolu, Balkan bağlantısı, Maltepe, Sazlıdere defalarca sordu. Sırp sındığı, Haçlı Savaşı, Birinci Kosova, Haçlı Savaşı bunlar bilinecek. Edirne burada mı başkent oldu? Burada mı başkent oldu? Burada mıydı? Burada mıydı? Bunlara bulaşma. Tamam Bunları bil. Dediğim elde bir. Hacil Bey neredeymiş? Sırp sındığıymış. Bitti. Peki Birinci Murat batıda bunları yapıyor. Peki o arada Anadolu'da boşturuyor mu? Hayır. Anadolu'da da neyle uğraştık? Anadolu'da da Anadolu Türk Siyasi Birliği ile uğraştık. Artık Osmancık değiliz. Osman oluyoruz değil mi? Beylikleri ufak ufak almaya başladık. İlk aldığımız beylik, Karesioğlu'ydu değil mi? Karesioğlu'ndan sonra hemen Kütahya civarında Germiyanoğlu var. Germiyanoğlu yakup baktı ki, ulan artık bu Osmancık değil, Osman oldu mu? bizim içimizden geçer mi? Savaşsak siler süpürür geçer mi? Silip süpürür geçer. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Hemen kızı devlet hatunu a Murad'ın oğlu gözü görmeyen kör oğlu tamam mı Bayezid'e gelin gönderdi. Kızla beraber Kütahya, Tavşanlı, Emet, Doğuş'ta işte, o, tarafları çeyiz karşılığı verdi. Bak abim abim Germiyanoğlu beyliğini aldık ama hala kardeş kanı bayram zumlu buraya. Hala kan dökülmedi. Çeyiz olurlar ne aldık beyli Beylik aldık. Aradan germeyen çekilince hoppa bizim Isparta Hamitoğlu. Hı hı. Hamitoğlu Hüseyin bir baktı oğlan 7 yaşında kız 8 yaşında. Eğer Türkiye Cumhuriyeti Medeni Kanunu'na göre evlilik yaşı 17. Değil mi? İsmail Yarılmaz'ım anlatacak size bunları. Türkiye'de evlilik yaşı 17, 18 değil bak 17. Ümüm sıkarım bak tamam. 17 ulan kızalık alıp benim desek medeni kanuna göre denk gelmiyor. Ne edem ne edem ne edem ne edem hemen gitti gidiyor. Sahibinden kom. Sahibinden satlık Isparta. Osman alırsan dedi. Bizim Amutoğlu Hüseyin de kaldırdı Isparta civarını. İşte 150 bin altın neyse Isparta, Eğirdir, Beşir orayı komple verdi. Aha ederim kaç paraymış? Sen istiyor ben verecek 150 bin altın. Tamam mı? Sadece benim değil. Isparta dedi 5 komple alıp geçiyor musun abicim? Al. Ulan bir diğer beyliği aldı. Osmanlı. Aa benim Hamitoğlu. Isparta bak benim memleket ha. Bilin ÖSYM seviyor Hamitoğlu'nu da. Ulan parasıyla alt. Hala ne dökülmedi? Kan dökülmedi. Bak Osmanlı Anadolu'da da ne oluyor? İlerliyor. Balkanlar nerede? gibi Anadolu'da da ama asıl memleket neresi? Anadolu mu Balkanlar mı? Balkanlar. Bil. Sonra şimdi girmeyen Hamit aradan çekilince kimle de komşu oldu? Karamanoğluyla da mücadele oldu. Karamanoğlu, bileceğin olay, hep arkadan vuran kim? Hep arkadan vuran Karamanoğlu oldu defalarca da sordu. Peki Muradım devlet teşkilatında ne yaptı? Şimdi bir. Rumeli Beylerbeyliği kuruldu. Yani Osmanlı artık eyalet sistemine geçti ve asıl merkez neresi? Rumeli. Yani Balkanlardır. Tamam? Manastır merkezli ne kuruldu? Manastır merkezli Rumeli Beylerbeyliği kuruldu. Manastır hatta ne diye geçer? Paşa sancağı diye geçer. Tamam? Paşa sancağı diye geçer. Bil bunu. Beraberinde Yeniçeri Ocağı kapı kulları temeli atıldı mı? Atıldı. Tımar sistemli hale getirildi mi? Getirildi. Osman Gazi'de var mı? İlkel hali var. Orhan devam ettirmiş. Murat sistem hale getirmiş. Soru tımar ilk kimde? Bunun cevabı böyle değil işte. <laughs> Bu sorular böyle sorulmuyor. Anlaştık bilin. Beraberinde vezir azamlık, defterdarlık, kazaskerlik makamları kuruldu. Maliye, adli eğitim teşkilatları kuruldu mu? kuruldu. Niye? Artık kurumsallaşman lazım. Sınırlar gittikçe büyüyor. Kurumlara, devlet memurlarına ihtiyacı var. Tamam Al defterdar, maliye. kazasker asker neydi? Hem adalet hem milli eğitim bakanıydı. Değil mi? Vezir azamlık oluşturulmuş ve verasete de bir ayar çaktı Murat. Dedi ki ülke padişah ve oğullarınındır dedi. Bir anda veraset sistemindeki amcalara, Amcalara, amcaoğullarına, kuzenlere, yeğenler ne oldu? Tasfiye edildi. Hatırlıyor musun? Hani ben padişahım, beş tane oğlum var, beş kardeşim, beş tane de amcam var, hepsinin de beşer çocuğu var diyordum ya. İşte herkesin başa geçme hakkı vardı ya. Şimdi artık kardeşler, yeğenler, amcalar, amcaoğulları tasfiye edildi. Sadece kim? Padişah ve oğulları başa geçecek dendi. Ama kim başa geçecek belli mi? Değil. Biraz belirginleşti mi? Belirginleşti. Amca, kuzen, yeğen bunlar bertaraf edildi. Beraberinde sancağa çıkan ilk padişah. Ha. Orhan oğlunu yetişsin diye sancağa gönderdi. Niye? Deneyim, tecrübe kazansın diye. Tamam. Ve bu sancaklar da Anadolu'da. Şimdi 1. Murat zamanında o da oğlu Savcı Bey'i gönderdi Edirne'ye oba Bizans'la işbirliği yaptı isyan etti o yüzden Edirne'ye Rumeli'ye şey gönderilmez ee, Şehzade gönderilmez niye Anadolu tamam Eyvallah isyan basılır ama Rumeli'deki Balkanlardaki isyan devleti yıkar ve Kahpe Bizans sürekli ne yapıyor fişek diyor. Anlaştık. Bilin. İskan politikası sistemli hale getirildi. Niye? Balkanlarda büyüyoruz. Eyalet sistemine geçtik. Beylerbeyliği oluşturuldu. Yani düz sistem bir düzenli şekilde doldur boşaltlar yapılıyor ve evladı Fatih. Hatırlıyorsunuz değil mi? Evladı Fatih. Bu bir kurum idi. Bakın ona Google'dan. Ve bir de gene üstüne basa basa söylediğim 2022 yılında da ÖSYM tarafından sorulan Can Hakimiyeti. Osman Turan hocamın bir kitabı vardır. Tarihçiler bu kitabı işte mutlak surette okuyunuz. Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi Tarihi. Türk'ün cihana hükmedeceği anlayışı değil mi? Bu Osmanlı'da ne olarak devam ediyor? Nizamı alem olarak. Alemlere nizam, dünyaya düzen getireceğiz diye devam ediyor. Ve hatta ne diyor Fatih? Nizamı alem için kardeşinin katli caiz ola diyor. Bak 2022 lisans sorusu. Fatih bu kardeş katli niye diye sordu. Cevap nizamı Alemdi. Anlaştık? Nokta atışı bileceksiniz. Nokta atışı. Bu kavramları ÖSYM seviyor ve soruyor. Birinci Murad'ın vefatından sonra da yerine yakışıklı oğlu Bayezid geçti. Bundan sonra ne oldu? Bayezid'a ne olacak? Timur'un planı ne? Çelebi Mehmet ne yaptı? Musa Çelebi'ye ne olacak? 2. Murad'ın oğlunun adı neydi? Yeniçeriler nerede isyan etti? Hepsi ve daha fazlası? az sonra haydi görüşürüz